Herkese merhaba. Ben Gülsüm Rüveyda Hacıdoğan. Öğrenecek konularımız faz diyagramları, Joule-Thomson olayı soğutucu akışkanlar ve gazlarda kritik sıcaklık. Faz diyagramları birbiriyle temaslı olan birkaç kısımdan oluşan bir sistemin her bir homojen olan kısmına faz denir. Saf bir maddenin belirli dış basınç ve sıcaklıktaki fiziksel hali faz diyagramı sayesinde belirlenir. Burada saf su ve karbondioksit faz diyagramı var. AB eğrisinde katı sıvı denge durumu söz konusudur. Bu eğri üzerindeki noktalarda maddenin çeşitli basınçlardaki donma ya da erime noktasını gösterir. AC eğrisinde ise sıvı gaz denge durumu söz konusudur. Bu eğri üzerindeki noktalarda ise maddenin çeşitli basınçlardaki kaynama ya da yoğunlaşma noktasını gösterir. AD eğrisinde ise katı gaz denge durumu söz konusudur. Bu eğri üzerindeki noktalarda maddenin çeşitli basınçlardaki sübünleşme ya da kırılaşma noktasını gösterir. Saf suyun faz diyagramında AB eğrisi sola yatıktır. Karbondioksitin faz diyagramında ise AB eğrisi sağ yatıktır. Bunun nedeni basınç arttıkça katısı ve eğrisinde sıcaklığın artmasıdır. Bu yüzden karbondioksitin faz diyagramında basınç artıyor ve donma noktası da artıyor. Suyun faz diyagramında ise basınç artarken donma noktası düşüyor. Buna bir örnek verecek olursak Kışın ana caddelerde buzlanma daha az olur. Çünkü cadde üzerinden araba geçerken yere basınç uygular ve donma, no donma noktasını düşürür. Jules Thompson olayı Gazların ani genleşmesi sonucu soğuması olayına Jules Thompson olayı denir. Gazlar genleştiğinde tanecikler arası çekim kuvvetini yenmek için gerekli enerjiyi kendi kinetik enerjisinden karşılarlar. Bu nedenle gazlar genleşirken öz ısılarını kullandıkları için kinetik enerjisi azalır ve bulundukları ortamı soğuturlar. Bu olay Jules Thompson olayı olarak bilinir. Jules Thompson olayında genleşen gazın sıcaklık değişimi ne kadar az ise gaz ideale o kadar yakındır. Jules Thompson olayında bisiklet pompası ile lastik şişirirken karşımıza çıkar. Pompa içinde sıkışan gaz ısınır ve pompanın çıkış manası ısıtır. Pompanın ağzında ise genleşen gaz soğur ve Sibob'u soğutur. Jules Thompson olayından havanın sıvılaştırılıp azot ve oksijen gazı elde edilmesinde krema ve buz yararlanılmaktadır. Burada Jules Thompson olayını gösterdim. Yalıtılmış sistemde yüksek basınç ile çok hızlı şekilde sıkıştırılan gazlar bir vanadan geçirilip aniden genişletilirse gazlar soğuyor. Bu gazların aniden genişletilip soğutulması olayına ise Jules Thompson olayı deniyor. Sıkıştırılan gazlar ısınıyor, genleşen gazlar ise soğuyor. Gazlarda kritik sıcaklık. Bulunduğu sıcaklıkta hiçbir basınç altında sıvılaştırılamayan sıkıştırılabilir akışkanlara gaz denir. Sıcaklıkları arttıkça sıvılaştırılmaları zorlaşır. Ekstra basınç uygulanması gerekir. Kritik sıcaklık, bir gazın basınç uygulanarak sıvılaştırılabileceği en yüksek sıcaklıktır ve TK ile gösterilir. Gazlar gibi davrandıkları halde bulundukları sıcaklıkta basınçla sıvılaştırılabilen akışkanlara buhar denir. Buhar ile gaz arasında herhangi bir dönüşüm yoktur. Buhar özelliğinin ortadan kalkarak gaz özelliğinin başladığı sıcaklık ise kritik sıcaklıktır. Soğutucu akışkanlar. Buhar hale geçerken ortamdan ısı alarak geçen akışkanlara soğutucu akışkanlar denir. Bu olay gerçekleşirken ortamı soğuturlar. Soğutucu akışkan olarak kullanılacak maddenin basınçla sıvılaştırılabilmesi ve üzerindeki basınç kaldırıldığında buhar hale geçmesi gerekmektedir. Soğutucu akışkanların sahip olması gereken bazı özellikler ise şöyledir. Kritik sıcaklığı yüksek olmalıdır. Çevreye zarar vermemelidir. Daha az enerji tüketmelidir. Ucuz ve kolay temin edilebilmelidir. Yanıcı ve zehirli olmamalı, kimyasal yönden metallerle tepkimeye girmemelidir. Normal basınçta düşük kaynama noktasına sahip olmalıdır. Uygulanabilir basınç altında buharlaşmalı ve sıvılaşmalıdır. Kritik sıcaklık maddenin kimlik özelliklerinden birisidir. Madde kritik sıcaklığın altındaki sıcaklarda buhar, kritik sıcaklığın üstündeki sıcaklıklarda ise gaz halde bulunur. Su oda şartlarında sıvı halde bulunduğu için basınçla sıvılaştırılamadığı için so soğutucu akışkan olarak kullanılamaz. NH3 yani amonyak ise kaynama noktası düşük, kritik sıcaklığı yüksek olduğu için oda koşullarında buhar halinde bulunur. Basınç da sıvılaştırılabilir, soğutucu akışkan olarak kullanılabilir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.